Onlar da birbirlerine hala romantik bir şekilde bakıyorlar. Evet. Bizimki baba olur romantik ya. Sen gülüyorsun, bozuyorsun Volkan da Erhan Bey bak rolü devam ettiriyor. Evet. Ya, biz sahnede çok güleriz. Ciddi mi? Tabii, tabii. Vallahi provalarda falan Allah'tan çok güldük de sonra oyunda rahatladık, gülmüyoruz artık. Ne yapalım, dansa mı kalkıyoruz? Siz beraber, biz beraber dansa kalkıyoruz. Hep beraber Eurovizyon'a katılırız bence bu gidiş. Hep beraber. Bu dörtlü de iş var, evet, tamam. Ama önce bir seç bakalım yapalım. Seç bakalım. Aa, evet. Peki çok samimi ve sosyal hayatta da görüşüyor olmanın özellikle canlı yayınlarda ya da oyunlarda şöyle bir dezavantajı da oluyor. Örneğin ben Gülşen'le yayın yaparken bazen böyle evde salonda falan istedim ağzımdan bir şey kaçırabiliyorum. Sizde öyle kazalar oluyor mu? Yok. Yok, olmaz. Bizde pek olmaz. Daha kontrol. Tabii. Yani o otokontrol var sahnede. Bir de bu işi çok ciddiye alırız biz. Tabii. Yani provalarda gırgır yaparız ya da oyunda en çok göz göze gelmemeye çalışırız. Gülmeye başlarsınız. Ama ben 17-18 yaşındaydım Erhan abiyle çalışmaya başladığım zaman. Şimdi 56 yaşındayım. Ay. Yani bayağı tecrübe. Bayağı tecrübe. Peki şey böyle karşılıklı sahnede. Oyunda gel. Böyle hiç tutamadığınız, ne bileyim ya da o repliği unuttuğunuz falan oluyor mu? Ya da sahnede başınıza gelen en tuhaf kaza neydi? Olmaz mı? Yani trak diye bir kaza vardır bizde. Trak. Ne o? Trak gelir, unutursun. Bir de antrak vardır. O iyice ne dağınık bir şeydir. Kimse kimseye yardım kalktın, edemez gitti. Öyle kalır. Tabii. Ya oluyor bazen tabii. Yani bu tiyatronun doğasında var olan bir şey bu. Birisi antre kaçırabiliyor, bir şey oluyor. Bir lafını unutuyorsun, onu söylemiyorsun. Oluyor tiyatronun doğasında var. Hatırladığınız bir şey var mı beraber ortak sahnede yaşadığınız? Ya mutlaka var. Çok var ya. Yani... Derya ile Çetin Elle annesi hastaymış. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Onunla bir sahnemiz var. Böyle bir baba kız oynuyoruz. İşte yıllar sonra o geliyor babasını tanımaya falan. Bir şey oluyor, ben de neden diyorum. O da anlatıyor durumları. Neden dedim? Kaplumbağa deden dedi. İngiliz oyunu. Şimdi Allah'tan fırlamalık zamanıma denk geldi de evirdim çim. Ne demek o? Nereden öğrendin? Bu Türk atasözü gibi bir şeydir dedim. Öyle geçiştirdim. Fakat Derya bitti. Derya arkasını dağıldı, değil mi? Çok fena. Oyundan görüntüler şu an ekranda oluyor zaten. Evet, bu sene yeni başladığımız oyun Büşne Bahçesi. Bekliyoruz herkesi. Bu pazartesi de CKM'de oynayacağız. Güzel. Vaktiniz varsa gelirseniz İnşallah. Çok memnun oluruz yani. Bir pandemi İnşallah. Korkumuz var onun dışında. Tamam, biraz izleyelim. Fils! Fils! Ne diyorsun? Ne diyeceğim, bir şey demiyorum. Çok sevin şeyim. Bugünü gördüm ya. Artık ölsem de gam yanı. Yazlıkçılar diyorum hanımefendi. Yazlıkçılar. Ayda en azından 25 bin ruble gelir diyorum. Ya daha ne istiyorsunuz? Merak etmeyin efendim. Kurtuldunuz. Her şey olağanüstü olacak. Tabii bunu bir an önce ilan ederseniz sonbahara kadar elinize tek boş yer kalmaz. Kurtuldunuz diyorum hanımefendi. Kurtuldunuz. Ben de seyrimden gelen yardım yapacağım. Hiç merak etmeyin. Nehir yüzmeye elverişli derinlikte. Her şeyi olağanüstü. Tabii birkaç küçük değişiklik yapmak gerekiyor. Mesela bu eski yapıların hepsini bir şekilde yıkmamız gerekiyor. Çark burçak. Bir de Vişne Bahçesi'ndeki ağaçların hepsini kesip ortadan kaldırmak. Yılda inanılmaz bir şekilde artacak. Tamam. Belki şimdi bunlar oturmuşlar balkonlarında çay içiyorlar. Ama bir gün hepsi tarıma yöneldiklerinde işte o zaman da sizin araziniz değer kazanacak. Volkan, maliyeti yüksek bir iş galiba. Yüksek tabii. Yani bu tarz, şimdi bu şöyle bir şey var. Özel tiyatro, ben devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu, yani şehir tiyatrosunda zaten beraber çalıştık. Ödenekli tiyatro kökenli bir aktörüm nihayetinde. Ama özel tiyatroların herhangi bir şekilde tabii ödenekli tiyatrolarla rekabet etmesi mümkün değil. Şimdi bu pandemi başlayınca biz farz komedileri de oynayan da bir tiyatroyuz bir yandan da. Seyirci çok fazla gelemiyor oyuna bir şekilde. Yani gelse de işte yan yana oturamıyordu o zamanlar. Şimdi evet. Ondan hepsi kalktı, ayrı hikaye. O zaman dedim bizim istediğimiz bir şey yapalım biz. Yani özel tiyatroda para harcayalım tabii ki başka çaresi yok onun. Çok yani, büyük para gitti mi? Gitti tabii ki. Ama bu ve ben ilk defa böyle bir şey yapmıyorum. Ben daha önce Avenue Q diye bir müzikal yaptım. Geçen yaptığım ikinin biri yine hepsi büyük macera. Yani kazandığı risk macera. Tiyatro bakın bunu net söyleyeyim. Tiyatro yapan bütün arkadaşlarım için de söyleyeyim. Tiyatro bizim, biz tiyatro oyuncularıyız. Bu mesleği yapmak üzere eğitildik ve bu mesleği de hiç bırakmadım.
Sahneden hiç inmedim aşağıya. Televizyondan da para kazandık. Ben televizyondan kazandığım paranın bir ciddi bir miktarını hep tiyatroya yatırdım. Sadece ben değil, çok yapan arkadaşım var. Var var. Son bak, kuruşuna kadar da yatırırım. Hala daha yatırıyorum. Yine böyle bir şey yaptık. Yine dekoruyla, kostümüyle. Sadece bir tek şey istiyoruz. İstediğimiz bizim bir tek şey var. Seyircinin gelmesini istiyoruz. Yani seyircinin bizi desteklemesi lazım ki daha yapabilelim bunu. Yani gerçekten tiyatrodan herhangi birisinin işte çok paralar kazandım falan televizyonda falan mukayese edilecek bir şey değil yani tiyatro. Doğru. Hem oynayanlar açısından hem yapımcılar açısından. Kalabalık tabii, ekip oynuyor değil mi? 22 kişiyiz toplam. Yani ve 14 dekorlar kişi var. Dekorlar da tarihi bir dekor. Yani bir yere misafirliğe giderken 22 kişi gidiyoruz. Benim kostüm Levon Cordoncia. Evet. Özel. Yani çok özel bir kıyak yaptı. Yoksa biz ona paramız yetmezdi. O frak yani çok pahalı bir frak. Yani, Volkan sana arkadaşların, ustan, tiyatro çevren, Volkan bu zamanda dur, bak elinde tut. Daha dedik. Sonra ya, böyle uyardılar mı? Öyle şeyler geliyor mu? Bir daha söylüyorum. Ben bir tiyatro oyuncusuyum. Dolayısıyla bakın bu demin söylediği şey çok önemli. Gerçekten çok yakın dostumuz, çok sevdiğimiz bir abimiz. Sevgili Levon Cordoncian özel bir kostüm yaptı, buraya yolladı. Ben kostümler konusunda gittim şehir tiyatrosundan, devlet tiyatrosundan destek verir misiniz? Böyle bir şey yapmak istiyorum dedim. Onlar ellerinden gelen desteği yaptılar. Oyuncu arkadaşlarım ellerinden gelen desteği yaptılar. Dekorları işte sevgili kardeşim Meltem yapıyor zaten dekorlarımızı. O ayarladı. Oradan aldık. Eski dekoru kestik. Onu biçti. Yani tamamen bir emek var. Gerçekten çok. Yönetmeni para vermemek için kardeşine yönettirdi. Bora muhteşem. Bora severdi. Bora. Biraz önce bir şey dikkatimi çekti. Smokin için sponsor dediniz ve benim param yetmez de onu o kadar para vermeye dediniz. Biz biraz önce sizin yarı yaşınızdaki genç oyuncuların kıyafetlerini getirdik ekrana. Bir tanesi 40 bin liraya, 40 küsür liraya bir mont almış kendine. Diğer ikisi de 12 bin liraya, 13 bin liraya kazaklar giymiş. Bu ekrana geldi. Siz diyorsunuz ki bir smokin, sahnede giymeniz gereken bir güle smokin. Güle güle giysinler, güle güle harcasınlar. Şu an geldi kazaklarda. Kazaklar. Bu kazak mı? 12,5 evet, bin. Bu montta neredeyse 43 bin. 42 bin. Sen giydin mi oğlum hiç böyle bir şey? Yok, bana kısmet olmadı ama ya o giyebilirler ya, ben ona bir şey demiyorum. Ne yapayım? Yani, ne yapacağız yani, giymesinler diyecek halimiz yok. Birileri bunu satıyor, birileri de bunu giysin diye. Yani bu kadar geldi. Para kazanıyorlar mı? Kazanıyorlar. Ki bunları alıyorlar. Kazanıyorlar mı? Evet, kazanıyorlar. Bizim mesleki yatırımımız başka bir şey. Yani onu işte Firs oynuyor Erhan abi. Lopayın oynuyorum ben. İşte Bora Severcan kardeşim. Vişne Bahçesi koydu. Emin abi şehir tiyatrosuna emekli oldu. Sevgili Emin Ant evet, bizle beraber. Emin Ant. Gülen muhteşem bir Lubov Andriyevna oldu. Bunların yani bütün oyuncular için Özdemir Keza hepsi açısından söyleyebilirim. Çok keyifli bir şey. Ben memnun değilim. Bana yaşlı adamı oynattı. Halbuki ben Jön oynayabilirdim. Tabii ki oynayabilirsiniz. Aşk olsun Volkan. Ben biraz evvel İbrahim Tatlıses'e bile ne dedim? Ne dedi? Gençlik elden gidiyor dedim. Yazmışlar. Ya bir şey, evet daha, ya. Bir şey daha söyleyeyim. Bu da çok önemli bence. Ya çok önemli. Belgi Hanım oyuna geldi. Ya. Belgi Paksoy. Oyunumuzun çevirmeni çok çevirmeni. Değerli. Gerçi yani bu konudaki duayenlerden çok bir tanesi. Çok eski dostumuz ve Gençay Gür'ün sayesinde tanıdığımız bir kalite bir kadın. Muhteşem. Çok güzel şeyler söyledi oyunla ilgili. Eksik olmasın. Program dergisine de koyuyorum. Ama bakın o da ne yaptı biliyor musunuz? Of. Volkan'cığım dedi. Birçok defa özel şey ödenekli tiyatrolarda oyun oynandı. Hepsi çok başarılıydı ama sizinki bir başka lezzete. Çehov yaşasa en çok sizin oyunu beğenirdi dedi. Ben de sana bir hediye vermek istiyorum dedi. Ben de bundaki telif hakkımı dedi. Size hediye ediyorum dedi. Özel tiyatro olarak böyle bir şey kalmıştı. Herkesin çorbada herkesin. Evet. Benim iyi dostum olduğu için ya ne ister, ne yapar, yüzde kaç vereceğiz çok falan güzel. Diye konuşurken helal olsun. Hediye yani. Gerisi, gerisi seyirciye kalmış. Yani tiyatronun getirisi evet. Böyle. İnsan böyle kazanımlarıyla. Pahalı bir şey giymenin bin ayakta milyon duruyor. Kat üstünde evet. Ayrı bir zevk.